Şükürler olsun. Hangi hastane? Söyleyin, hemen yanınıza geliyorum. Baba, eğer bizim için bir şey yapacaksan Allah aşkına o kılıç dahanı durdur. Yalvarırım sana. Sen benim babamsın. Senden başka kimden yardım isteyeyim? Sevdiğim adam ölecek diye korkumdan ben her gün ölüyorum. Allah aşkına baba, Ayaz'ı koru. O yoksa ben de yokum, anlıyor musun? O ölürse ben de ölürüm baba. Tamam kızım, tamam. Ayaz'ı o alçaktan korumanın bir yolunu bulacağım. Bu sefer baban yanında kızım. Güven bana. Korkma kızım. Çocuklar, çocuklar, sıkıntı yok. Ayaz Bey benim yakın dostumdur. Benden zarar gelmez ona. Çok, çok mersi, çok mersi. Vah, vah, vah. Dağ gibi delikanlıyı ne hale getirmişler. Elleri kolları kırılsın inşallah. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Beyaz kızım, buyur. Sağ olun. Durumu nasıl? Yaşayacak mı? Çok şükür yaşayacak. Oh aman aman, gözümüz aydın. Verilmiş sadakası varmış. Allah bize bağışladı onu. Ayaz. Nasılsın canım kardeşim? Ayaz. Kıpırdamıyor. Aman yarabbi. Felç mi kaldı yoksa? Kadir Bey baygın. Haliyle kıpırdayamaz. Haliyle tabii. Dostum, bir an önce toparla kendini. Ha? Kalk ayağa. Tamam mı? Üzme beni. Yapacak çok işimiz var daha. Ne gibi? Ayaz'ı kandırıp elindeki arsaları 3-5 kuruşa almak gibi mi? Ne oldu? Şaşırdınız. Ben... Sizin söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum Canan Hanım. Yolda giderken anlarsınız. Çıkın dışarı. Nasıl yani? Çıkın dedim. Bu yaptığınız büyük kabalık. Kabul edilir davranış değil. Teessüf ederim. Hiç yakıştıramadım size. Defolun, defol. Canan Hanım, problem mi var? Bilmem. Kadir Bey sizce? Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Problem ortadan kalktı. O mu getirdi? Kadir mi? Hı hı. Ver. Maşallah, maşallah. Maşallah çabuk toparlamışsın kendini. Ben de diyordum ki birkaç haftaya anca ayağa kalkar bu. Ama dayağın gideri varmış daha bak. Bir dahakine söyleyeyim de arkadaşlar biraz dayak konusunda sana torpil geçsinler. Bırak şimdi dalgayı. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Haldun'cum seninle sohbet hiç çekilmiyor. Git derdini başkasına anlat. Hadi işim gücüm var. Kılıç bak bir dinle. Senin geleceğin önemli. Kendi ayağının altına mayın döşüyorsun. Ne diyorsun lan sen? He? Yanınıza kadın bir ajan yerleştirdiklerine dair istihbarat aldık. Sizi tuzağa düşürecekler Tahsin Bey. Evinizde ya da iş yerinizde yeni aldığınız biri var mı? Yani etrafınızda tanımadığınız biri var mı? Kimse yok. Bir Gülsüm bacıyı aldık ama. Yok artık. Gülsüm kim? Benim köylüm. Ya yapmayın çocuklar. Garibanın günahını almayın boşuna. Şu anda kimseye güvenemezsiniz Tahsin Bey. Profesyonel bir ajan sizin yanınıza ancak masum bir kılıkla yaklaşabilir. Öbür türlüsü yakayı zaten hemen ele verir. Bunu unutmayın. Adama bak ya. Aklı sıra Ayaz'ı oyuna getirecek. Yüzsüz. Bir de çok üzülmüş gibi çiçekleri almış eline, ziyarete gelmiş. O çiçekleri alıp keşke başını atsaydım. Biraz dışarı çıkalım mı seninle? Hem hava alırsın, yoksa sakinleşemeyeceksin bak. Yok yok, Ayaz'ın yanında durayım ben. Gülsüm var işte, o ilgilenir. Tabii ya, ben buradayım ya ablam.
Ya siz çıkın alın hadi havanızı. Ben bir saniye ayrılmam başından, merak etme sen. Peki ama bir şey olursa hemen bana haber vereceksin, tamam mı? Tamam söz. Kızı daha önceden tanıyor muydun? Yoksa ilk defa mı gördün? Abi, en son küçükken gördüydüm. Ama anasını babasını tanırım. İyi insanlardı yani. Kız evde mi büyümüş? Yani bugüne kadar sürekli köyde miymiş? Bak derviş, emin misin kardeşim? Yeni gelmiş. İş aramış. İş bulamayınca benden yardım istedi. Ben de Tahsin Bey'in yanına yerleştirdim. Ya yapmayın çocuklar. Ya bu bahsettiğiniz kişi Gülsüm olamaz. Yani bence de mümkün değil. Hem bizim köyden ajan majan çıkmaz. Çiftçi çıkar, işçi çıkar. Ya ne bileyim, çoban çıkar. Ama ajan majan çıkmaz. Ya belli ki kadın aramıza daha girmemiş. Bundan sonra dikkat ederiz. Hem ben hayatım boyunca inandığım gibi yaşadım. Allah şahidim. Onurumu, namusumu kaybedeceğime canımı veririm daha iyi. Allah'ın izniyle bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Müsaade edin, girmemiz lazım. Olmaz, buraya giremezsiniz. Kusura bakmayın, yakınlarda büyük bir trafik kazası olmuş. Odalarda boş yer yok, mecburuz. Bir dakika, ne demekmiş o canım? Ayaz Bey'im zaten zor nefes alıyor. Hadi başka odaya götürün. Başka oda yok, müsaadenizle. Bu eksik dişi. Anlat hadi. Neymiş o kadar önemli olan bakayım. Ayaz ölmemiş. Yaşıyormuş. Bunu biliyoruz. Söyleyecek başka bir şeyin yok mu? Ya ölseydi neyi kaybedeceğimizi biliyor musun? Haldun, ağzında fazla geveleme. Çıkar ağzındaki baklayı hadi. Kılıç bak. Ayaz'la benim İsviçre bankalarında ortak hesabımız var. Eğer Ayaz ölürse banka o parayı bize vermez. Elin gavuruna kalır para. Bana bak Haldun. 3 kuruş için o Ayaz etinin canını bağışlayacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Bırak onu korumayı. 3 kuruş mu? 3 kuruş. Tam 90 milyon dolar var o hesabında. Kaç? 90 milyon dolar. Sen hemen doktor bul. Kardeşim sen durma burada bak. Adam orada yalnız, kimse yok diyorum ya, hadi. Hadi. Dayan abicim dayan. Doktor gelecek birazdan. Ben kapıdan geçiyordum da bunlar ötmeye başladı böyle. Adam da garibim böyle oldu. Bir şey yok, kurban olayım. Şurada doktor vardı.
Bir bakayım. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Ulan hani paran yoktu? Hani sen paran yok diye bankana kredi çekecektin? Nereden çıktı lan bu 90 milyon dolar? He? Sen seçimler için kenara para at demiyor muydun? Ya biriktirdim işte, daha ne? Ulan senin etin ne budun ne lan? Ne kazanıyorsun da nasıl biriktireceksin 90 milyon doları? Söyle lan, Ayaz itiyle mi yiyecektin parayı? Kılıç, bak para senin. Onca kriz atlattık, el sürmedim o paraya. Seçim zamanım önüne atacaktım parayı. Şirket batsa bile o para ikimizi de kurtarır. Ulan Haldun, seni ben niye gebertmedim ki lan? Bir de utanmadan diyorsun ki para senin. Ulan para benim olsa sen niye Ayazeti ile ortak hesap açıyorsun? Niye benimle değil? Ortaya çıkarsa başım belaya girerdi. Senin temiz kalman lazım. Ayaz bebesi saftır. Problem çıkarmaz diye düşündüm. Ulan. Sen şimdi bu Ayaz it olmadan bu parayı buradan çekemiyor musun ya? Birimizden biri ölürse banka yasal mirasçımıza o parayı verir. Ama mirasçılar bu para ne falan der. Uzar gider. Banka vermez parayı. 90 milyon dolar. Haldun. Puh! Yapacağın işe lan seni. Çay getireyim mi kantinden? Yok. Canım hiçbir şey istemiyor. Sağ ol. İstersen yürüyelim biraz. Beyaz, içim hiç rahat değil. Odaya çıkalım mı? Onu çok seviyorsun, değil mi? Hadi kalk gidelim, gel. Tamam bacım, iyi mi adamcağız? Evet, nasıl olmuş, nasıl kapanmış bu cihazlar? Orasını bilmem ama şimdi iyi ya, çok şükür. Hadi. Kapıyı aç. Yok oğlum adam. Bizde. Nerede buradaki hasta? Bilmiyorum. Tekerlekli sandalyeyle kız alıp götürdü. Koş hadi koş. Sen diğer tarafa bak. Sonunda baş başa kalabildik Ayaz. Yolun sonuna geldik.
sefer elimden kimse alamaz seni Ayaz. Kapıdaki adamlar da yok. Bir şey mi oldu acaba Canan? Bilmiyorum. Hadi gel. Ayaz'ı bulmamız lazım. Açsana şunu Orakçı. Aç telefonu. Ulan. Gerizekalı herif. Aptal herif. Biz neden sormadık Ayaz'ı kimin öldürmeye gittiğini? Bizde kafa yok mu Zafer? Salak mıyız biz? Vallahi komutanım ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Ben de kafa mafa kalmadı. Ya biz neden Ayaz ölmesini istiyoruz? Biz Ayaz'ı neden korumaya gidiyoruz? Hiç anlamadım ki. Anlamayacak bir şey yok Zafer. Eğer Ayaz oğlan ölürse bizim milyon dolarlarımız da kefeniyle beraber sarıp sarmalanıp toprağa girecek çünkü. Anlamayacak bir şey yok. Anladın mı şimdi? Anladım efendim. Anladım. Ayaz nerede? O kız vardı ya hani sizinle gelen. O götürmüş dediler. Gülsüm mü? Gülsüm nereye götürebilir ki Ayaz'ı? Merak etmeyin birazdan jeneratör devreye girer. Merak etme. Peçenin adamları var başında. Bir şey olmayacak Ayaz'a. Şu an Ayaz için endişelenmiyorum Gül. Aklım Tahsin Bey'de. O Gülsüm denilen kızla ilgili içime sinmeyen bir şeyler var. Araştırmamı ister misin? İyi olur. Emin olmakta fayda var Gül. Tamam. Hemşire, Ayaz Şengül hangi odada kalıyor? Lan bir işi beceremedim. Ver şu defteri. Ayaz Şengül, 302. Fırla Zafer. Al. Neredesin Ayaz? Nerede? Nereye götürüyorsun hastayı? Burası depo. Doktor röntgen çekin dediydi de karıştırdım zar. Geldiğiniz koridoru geri dönün. Hemen soldaki ilk oda. Sağ ol kardeş. Açıl.
ihtiyar. Ne oluyor ya? Amcacığım iyi misin? Sağ ol kızım, iyiyim. İyisin değil mi amca? Arkana baksaydın bari terbiyesiz. Beyaz, hadi Ayaz'ı arayacağız. Çekilin. Yapma sakın. Ne yapıyorsun sen? Görev iptal, anladın mı? Neredesin Ayaz ya, nerede? Ayaz abi, seni de kaybetmeyeyim ne olur ya. Bu adam bana sağ lazım. Açamadım kapıyı. Siz çekilin, bir de biz deneyelim. Bunca riske soktun beni, ne olacak şimdi? Bu adam ölmeyecek, yaşayacak. Sıkışmış bu, bir omuz atalım şuna. Senin ne işin var burada? Doktor bey sizden röntgen istememiş. Karışıklık olmuş. İstememiş mi? Kardeşim bana hastayı götür dediler. Ben de götürdüm. Nereden bileyim? Ayaz. Ayaz. Hadi bacım, götürelim biz artık. Beyaz bacım. Gel hadi. Alo. Yiğit neredesin? Şeydi. Hani bu dinleme kayıtları vardı ya. Neyse. İşini gücünü bırakıp hemen hastaneye gelmişsin. Neden? Ayaz uyuzunu koruyacaksın. Ne? Niye ama? Sen gel. Gelince detayları anlatırım. Hemen buraya gel. Acele et. Kullanmak içindi. Asıl hedefimiz JITEM'e kendi ajanlarımızı sızdırıp bize ayak bağı olan adamların listesini ele geçirmek. Biliyorum efendim. Kılıç Dağhan'la pazarlığa oturmak için elime bir koz geçmesini bekliyorum. Süren daralıyor Beyaz. Bilirsin, beklemeyi sevmem. Beklediğini ise hiç sevmem. Hemen bir şeyler bul ve pazarlığa otur. Allah kahretmesin.
Ferhat abim, Ayaz abim, abilerim, canlarım bugün de sizi bulundu. Ferhat, Ayaz. Canan. Ayaz, çok şükür. Ne oldu bana? İyisin, iyisin. Yok bir şey. Senin ne işin var burada? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Biraz daha iyi ol da. Ben iyiyim canım. Anlatacak bir şey yok. Lütfen gider misin? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Dinleyeceksin beni. İyi. Ben giderim o zaman. Dur. Dur, gidemezsin. Dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Neyini dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim Canan? Ha? Seni ne kadar çok sevdiğimi. Savaş, oğlum. Burada olduğumu kim söyledi sana? Günlerdir eve gelmiyorsun. Tarık'a sordum ben de. Neyin var Savaş? Şimdi mi geldi aklın başına? Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen Sevda'yı, ha? Ne desen haklısın, tamam. Ama mecburdum öyle davranmaya. Neye mecburdun ya? Düne kadar benden başkasının da gönlün olmadığını söylerken Savaş'la nikah masasına oturan sen değil miydin? Hiçbir mazeret. Yaptığım bu gerçeği değiştirmez, anladın mı? Senin canını kurtarma pahasına. Yine olsa yine yaparım. Bir saniye bile düşünmeden otururum o nikah masasına. Ne demek şimdi bu? Ben bir anlaşma yaptım Kılıçdaroğlu'na. Senin canını bağışlaması karşılığında Savaş'la evlenmeyi kabul ettim. Ne diyorsun sen canım? Yeter. Karışma bana. Git başımdan. Bana lütfen ne olduğunu anlatır mısın Savaş? Neyin var Savaş? Canan'la mı kavga ettiniz yoksa? İnsan sevdiğiyle kavga edermiş anne. Canan beni hiç sevmemiş ki. Ne o? Hiç şaşırmadın. Sen de biliyordun değil mi her şeyi? Bu alçakça oyunun içinde sen de vardın değil mi anne? Eğer Savaş'la evlenmeyi kabul etmeseydim, Kılıçdaroğlu seni öldürecekti. Seni öldürseydi ben sensiz yaşayamazdım. Ölürdüm Ayaz. Yani şimdi tüm o evlilik olayları, beni sevmediğini söylemelerin, hepsi yalandı öyle mi? Senden başka kimseyi sevmedim ben. Sevemem de. Biliyor musun Ayaz? Artık hiç korkmuyorum. Ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne de onun yapacaklarından. Korkma. Korkma, artık ben varım. O alçakların seni bir daha böyle bir duruma düşürmesine asla izin vermeyeceğim. Eğer öleceksek birlikte öleceğiz. Yaşayacaksak da birlikte yaşayacağız. Artık gerçekleri öğrendiğine göre kabullenmen lazım oğlum. Bu şekilde nereye kadar devam edeceksin? Ölene kadar belki de. Unutmam lazım biliyorum. İçimden çıkartıp atmam lazım Canan'ı. Ben ölüyorum anne. Boğuluyorum. Yalandan da olsa,
Oyundan da olsa ben Canan'la yaşamaya razıydım. Ben onsuz yapamam. Oğlum. Siz bu yalanlarla beni öldürdünüz anne. Canan yoksa ben de yokum. Oğlun öldü anne. Öldü. Oğlum. Efendim, Kılıçdaroğlu'na pazarlığa oturmak için çok büyük bir koz geçti elime. Güzel. Ama Tahsin işini çözmeden sakın adım atma. Orakçı'yla dost görüntülü ilişkimiz sürmeli. Anladın mı? Biliyorum efendim. Fakat o iş çok zor. Tahsin Bey bal tuzağına düşmeyecek kadar namuslu biri. Bana epey bir zaman lazım. Zaman yok Behnaz. Taktik değiştirilmesi. İnsanlar baygınken namusları da uyur. Anladım sizi efendim. Öyleyse ben yarın ilk iş Tahsin Kuloğlu'nun işine son veriyorum. O görüntüler elimizdeyken onu parmağımızda oynatabiliriz. Hiçbir şey anlamadan düşecek çukura. İstiyorsun Tahsin Bey'den? Kimsin sen? Beyaz bacım, sen yanlış anladın beni. Bırak! Bana yalan söyleme Gülsüm. Ne konuştuğunu duydum. Şiven bile yoktu. Ne istiyorsun bizden? Bacım vallahi yanlış anladım. Ben açıklarım sana. Anlatırım ben şimdi. Sen Tahsin Bey'e anlatırsın derdini. Görüşeceğiz seninle. Olur mu öyle şey Beyaz bacım? Bırak! Ne yaptın Gül? Bulabildin mi bir şeyler? Köyüne bir ekip gönderdim. Soruşturacaklar. Sabah çıkar artık Anyası Konyası. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Ne yapayım? Ben de bodyguard oldum işte. Ne oldu? Yakıştıramadın mı bana bodyguardlığı? Ben ciddiyim. Neler oldu anlatmayacak mısın? Ben de ciddiyim. Bodyguard oldum diyorum ya. Bundan sonra Ayaz'ı koruyacağım. Behnaz Karim, namı değer Gülsüm. Çok acil görüşmemiz lazım. Vay! Oscar'lık kadın. Tamam, görüşelim. Orakçının oraya gel. Olmaz. Sen ve ben baş başa olmalıyız. Yarım saat sonra buluşalım. Soğutma yemeğini. Baba? Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? İyi misin? Boş ver beni kızım. İyi olmuşum, kötü olmuşum. Neye yarar? Ayaz. Sen iyisin ya la. Şimdi bu adam buraya hangi yüzle geldi diyorsundur. Haklısın. Affını isteyecek kadar bile adam değilim ben. Ama yine de söyleyecek iki kelamım var. Boşuna gelmişsiniz. Konuşacak bir şey yok. Bırakmamız çünkü. Ayaz. Lütfen bir şans ver babama. Canan.
Benim için ne olur. Kılıç senin asıl kimliğini öğrenmiş. Her bir şeyi demişsin ona. Yetmezmiş gibi abim Ferhat'ın yaşadığını da biliyor. Demek konuşmuşum. Anlatmışım her şeyi. Değişik bir ilaç verdiler. O yüzden oldu. Peki abim bulmuş mu abimi? Ha? Dur la dur, sakin ol. Bulaydı bir araba dayak atar mıydı bana hiç? Bilmiyor abinin yerini. Ayaz. Abin Ferhat yaşıyor mu? Buldun mu onu? Buldum Canan. Ama uzun hikaye. Sonra anlatırım. Kılıç onu bulmak için mutlaka peşine düşecektir. Evet. Elinden geleni yapar. Abini bulmak için yaşatmaz bile seni. Artık Ayaz'ın kılına bile dokunamaz o.